Kalk. Hey, kalksana lan tosma. Sen kalksana, kalk hadi kayıp altımasın. Yürü hadi. Tamam ben. Kalkıyorum ben, ne vuruyorum? Bir ayağı kırılacak. Bak bundan sonra ayağımı sabah 8'e kuracaksın. Saat 8 olunca ayağım otomatikman seni dürtmeye başlayacak. Lan anlamadım geçti be. Herkesin rüyası tersine çıkar. Ben rüyada da dayak yiyorum, gerçekte de dayak yiyorum be. Ulan ben bu evde rahat edemeyecek miyim be? Herkeslerimde rahat rahat otururken ben bu evin kul kedisi gibi yaşayan be. Lan konudan korku olsun, ben sinirlendim lan. Neyin gelsin ki? Ha neyin gelsin lan? Kayfaltısını hazırlayabileceğin bir kocan mı yok? Yoksa dayağını yiyip oturacağın bir erkeğin mi yok? Lan kor. Ha? Allah razı olsun be. Ben senin gibi adamı elimde mumla ayı ünlerinde arasam böyle tırım tırım bulamam. O ne lan? Görmüyor musun salak? Cep telefonu hem de dikle şimdi. Nereden buldun oğlum? Lan nereden bulacaksın salak? Parasıyla aldım. Ne? Ben kendime kışlık ayakkabı alamıyorum. Sen kendine gidip cep telefonu mu aldın? Salak konuşma lan. Kartın bedava olduğundan haberin yok galiba senin. Kart da bedava, hat da bedava. Sen için telefonun kendine 100 milyon veriyor. Bu kadar gerisi bedavaya geliyor. 100 milyon mu? Puh! Yani benim 20 ev temizleme yemi gidip bu işe yaramaz şeye mi döndür? Salak konuşma lan. Niye işe yaramıyormuş? Artık beni her arayan buradan bulabilecek. İş için arayan yani. Ulan seni kim arar ki? Zaten ya evde sündür ya kaybede sündür. Ayrıca hayvanat bahçesine ayı lazım olduğunda ayıyı niye cep telefonunla arasınlar ki? Beni bak kahrolmuş. Seni kayıfaltıdan sonra diyeceğim ama dayak yeme konusundaki ısrarlarına dayanamayacaksın. Gözlere bir aç karnına bir dayak atayım sana şimdi. Gel bakayım buraya. Zordu versin. Kumanda bu kurdu. Gel lan buraya kaçma lan. Gel lan buraya kaçma. Lan gel bak beni bak. Bak şimdiye kadar yiyeceğim bütün dayakla yanar. Akşam yine gelmeyeceğiz. Taktığın zaman insanı bayağı bir değiştiriyor yani. Aa, esnaf kız bakayım. Alman kadınlara benzedi. Alman kadınları mı? Bak şimdi benim aklıma çok şahane bir fikir geldi kız. Nasıl bir fikir? Ben bunu böyle kafama takarsam. Ha. İtilmişe de kendim böyle bir yabancı kadınmışım gibi danıtırsam. Ha. Bir daha dayak yememe. Kız hakikaten şahane. Ama o zaman esas kendini ne yapacaksın? He. Yani bu sarı kadın olduğunda sen ne olacaksın? Anladım. Onu da düşünmek lazım ya. Tabii. Bravo kız. Ne akıllısın. Şu itilmiş senin kafana vura vura iyi çalıştırmış vallahi. İstersen sen de bir güzel dövsün he. Manyak kız. Bak beni iyi dinle. Yapacaklarımı anlatayım. Hadi. Sabah dayağını yemeden kaçmayı başardın ama bundan geri kaçamayacaksın kakılmış. Ben sabahleyin kaçmadım ki ütülmüşüm. İşe geç kalıyordum da onun için yani aceleyle şey yaptım. Neyse ben de ikimiz için akşam yemeği hazırlıyordum. Niye zahmet ediyorum? Ben yapardım ben. Zahmet olur mu canım? Bak ben bundan yiyeceğim bastırma sen de bundan yiyeceksin. Ha
Anne ne? Anne, o ne ya? Sapıttın mı sen yine? Lan bak açıyorum ya. Vallahi oldu lan. Ne oldu? Kapının önüne Japon yapıştırıcı sürdün. Kaçamayasın diye. Ne? Japon yapıştırıcı mı ulan sen manyaklaşım? Telefon çalıyor. Baksana. Ya, telefon çalıyor diyeceğine telefona baksana salak kalmış. Geri bak. Beni kayfeden arayıp okey borcu filan sorarlarsa evde yok da kız. Ne ben yerim ben kumul diyemiyorum ki telefona bakayım be. Alo. Ben kalkılmış ama dostlarım kısaca kalktı. Alo. Kız kalkılmış. Ben seni köyden arıyorum. Anlarsın ya. He, anne sahi mi? Teyzem hastalanmış. Sorma. Herkesler çok hasta, herkesler. Ana, ne edeceğim ben şimdi? O zaman yarın bir otobüse atlar gelirim artık. Ne diyeyim ben? He, hadi konuşurum, konuşurum. Görüyor musun? Koydaki teyzem hastalanmış. Hem de son arzusu beni görmekmiş. Teyzen manyak mıymış la? Seni görmekten başka son arzu bulamamış mı? Teyzem çok severdi beni rahmetli adayı. İyi peki git. Ama teyzen ölü ölmez yine dönecek. Aa dönmez onu hemen gelirim be. Hem koydan gelirken ha, sana şöyle güzel bir karakoban balı getireyim ha. Ne de olsa ayıların baş yiyeceğidir. Kız kalınmış. Sen köye cenaze arabasıyla mı gitmek istiyorsun? O zaman porsiyonun hazır. Senin de baş yiyeceğin burada. Çok güzel. Şimdi demek sen eve Almancı teyze kızı olarak döneceksin. Ne? İyi de ya seni tanırsa ne olacak? Bilmem ki. Sanmam be. Al bak şimdi bunları biraz deneyelim. Şunu taktım farz et. Taktık. Biraz bak. Kötü karılara benzedin ama neyse. Bir şey olmaz. Ha bak burada boyalar var. Tamam. Bunları da iyicene suratıma çalarsam. Ha. Ben de biraz biri Almanca da konuşursam. İyi dedin kız yürü bize gidelim. Seni orada boyarız. Bizim üst katta Almanya'dan gelmişler var. Onlardan Almanca da öğrenirsin. Ben biraz biliyorum zaten. Ya. He. Ya. Almanca fürüştük. Kayf altı demek. Neştük? Fürüştük, fürüştük. Ya biliyorum ya. Kız sen vallahi çok akıllısın. Ben biliyorum ya. Ne zaman öğrendin? Ana. Ağlamışsın işten dönme saatini 5 dakika geçiyor. Burada olsaydı şimdi dayak sebebi hazırdı vallahi. Bu kim lan? Kim olabilir lan bu? Hüseyin. Patlama açıyoruz patlama. Bu ana. Guten Tag. Ben kalkılmışım. Almanya'daki teyzesinin kızı sararmışım. Ya, buyurun sararmış hanım. İçeri geçin. Kalkılmış teyzem yok mu Hacet? Yok. Köye kadar gittiydi. Ama ne fark eder canım ben buradayım. Ben de birkaç günlüğüne İstanbul'a gelmiştim. Ne iyi. İlişkilerim vardı burada. Çok iyi çok iyi. Geç geç. Akrabayız canım. Geç içeri. Bir mahsun yoksa burada kalabilirsin. Olur mu ki böyle aynen ismi? Aynen olur aynen. Anne bürüştük. Ya bürüştük. Ben sizi daha fazla rahatsız ettim. Yok canım olur mu öyle şey? Ben senin teyzenin kızının şeyinin kocası oluyorum. Doğru diyorsunuz. Almanya'daki kocam beni merak eder. Yani burada kaldığım için kızı bilir de aynı zamanda. Kocan mı? Yok canım niye kızsın ki kocan? Şaycel biraz kocam kız. Sen yoldan geldin, yorgunsun, öcük yat dinen. Yat doğru diyorsunuz. Ben burada yatıyorum. Olur mu öyle şey canım? Sen misafirsin, ben burada yatarım. Sen içeri gir, odada yat, bizim yatakta. Kalkılmış teyzemle ikinizin yattığı yeri bana mı veriyorsunuz? Çarşamları değiştirirsen kalkılmışın pis kokusunu yok ederiz.
sen kakılmışın kokusuna kurban ol. Eskimiş kaşar kokular yok. Pardon, bir şey mi dediniz anlayamadım. Ya iyi geceler demek istedim. Ben yatayım artık. Kutim tak. Tabii buradan geç. Buyurun. Şahize. Şahize. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Şahize. Şahize. Bir şeye ihtiyacın olsa bana seslen, ben götürüyorum. Dur sana temiz çarşaf götüreyim. Ne? Ne? Günaydın Sararmış Hanım. Günaydın enişte. Yani kutun tak. Size kayıp vakti hazırladıydım. Hakikaten de hazırlamış. Bak, haşlanmış yumurtayı nasıl sevdiğimizi bilmediğim için 3 tane hazırladım. Şu 3 dakika kaynamış, şu 5 dakika kaynamış, şu da 8,5 dakika kaynamış. Hangisini istersen onu yiyin. Gözlerime inanamıyorum. Niye inanamıyorum? Senin kocan sana böyle şeyler hazırlamayamıyorsa. Benim ayı hiç böyle şeyler düşünmez. Yani Almanya'daki kocam delirmiş, henüz devrimini tamamlamamış bir yaratık gibidir. Ya! Vah vah vah! Senin kocan da bayağı bir ayıymış be. Ne kocalama ya! Halbuki ben karıların ruhundan çok iyi aynayan bir profesör gibiyimdi. Sürüştükümü alıp biliyor muyum? Size de götürün tak. Kız görecektir Rukiye. Allah'ın 40 yıllık ayısı gelmiş, yerine şömine önlerine konan romantik ayı gelmiş sanırsın ya. Kız, desene sana 3 çeşit yumurta pişirdi ha. Ha? Hayatımda ilk defa akşam rahat rahat yatıp sabahleyin de kayboldum, edip evden çıktım ya. Hadi. Sen neymişsin meğer be? Her eve lazımmış, her kadına lazımmış senden. Öyle kadın hakları, insan hakları ha, boşunaymış. Sayende kraliçeler gibi yaşıyorum. Sağ olasın be perim, sağ olasın. Hoş geldin Sararmış. Ooo annem, ne bu böyle? Maşallah kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yok canım, bunların hepsini senin için hazırladım. Memleket yemeklerini özlemişsin güdeyim. Sizin fırıştıkta da her bir şey var maşallah. Baksana şimdi kebaplar, salamlar, pastırmalar, içli kofteler. Başka bir şey istersen onu da alır. Dondurmalı kadayıf alır mısın enişte? Dondurmalı kadayıf mı? Ha, benim Almanya'daki delirmiş kocam oralarda bile bulup buluşturup bana getirirdi. Sen yoksa burada bulamayacaksın mı? Yok canım, bulurum. Dondurmalı kadayıf. Bulurum dondurmalı kadayıf. Ama bak dondurmalı kesinlikle erimesin, tamam mı edilmiş enişte? Hay hay! Yürü, taş arabası! Ay yusuf, ne olacak? Gidişin olur, gelişin olmaz inşallah. Lan şuraya bak be! Hayat var, hayat! Demek sabaha kadar habire oraya buraya yollayıp durdun. En son sabaha karşı Sultan Ahmet Koptancısı'na gönderdim. Daha haber alamadık bile yuvayı. Oh desene işin iş. Bu saadet dolu günlerin bir çabuk da bitmesini istemiyorum kız Rukiye. Biraz daha sürse fena mı olur ki? İyi olur da böyle nasıl sürdüreceksin ki? Bak ben onu kakılmış gibi tekrar telefon açacağım. Diyeceksin ki ben köyde biraz daha kalmak isteyen, buradan çok memnunum diyeceğim. Aa çok kaldın canım köyde, sıkılmadın mı? Sende herhalde biraz salaklık var. Salak sarmışak ben gerçekten köyde miyim şu anda? Bunda bir salaklık var ama anlayamadım, gitti be. Bu kafayla nasıl dayak yedi ya?
Şu ayıyı kakılmış gibi arayayım da koy da biraz daha kalacağımı söyleyeyim. Karışın, ana, buradaki numaraya bakarsan beni bizim evden bir sar ya. Kim olabilir ki? Alo? Alo, itilmişle mi konuşuyorum? Ben kahımmış. Lan kahımı sen misin? He, benim ben. Koydan arıyorum ben şimdi. Teyzem gül iyileşti, şimdi de yengem gül hastalandı. Diyem ki biraz daha kalayım iyileşene kadar. Koyda mı? He, koyda diyorum. Yengem de iyileşsin öyle geleyim diyorum. Hazır gelmiş kere koya yani. Tabii, yengem gül de iyileşsin öyle gelsin. Yengem gül değil. Yengengil de iyileşsin de, bakalım sen nasıl iyileşeceksin? Dur be! Bizim ayı bu akşam da Sarıyer'e göndereyim de kuzeyim Sarıyer buraya alıp gelsin. Yok be! En üstü İzmit'e göndereyim de kuzeyim pişmaniye alıp gelsin. Ulan! Sen de kimsin? Ulan! Sen de kimsin be? Tanımadın mı lan beni, sararmış he? Bak ben senin Almanya'da kocam delirmiş. Ana! Tanımadın mı yoksa? Delirmiş mi? Sen utanmıyor mu lan gelip bunları el alemin heriflerini evinde kalmaya? Yok ben delirmiş, sen gelmez mi? Gelmez diyorum, bak ben sararmış değilim. Ben kahılmışım lan! Ya hakikaten de kahılmışsın lan, zaten ben de delirmiş değilim. Bırak şimdi delirmişi, sararmışı. Ben seni bir morarmış yapayım, hadi. Yapma. İnce ince, Yasemince, her mevzuya dokunduk. Her mevzuda.